Kara köprün armıktır, lele havardı neydi ney 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 ney. Sağlı sollu suları döküyoruz. Kız sen başkanlığını mı ilan ettin? Evet. Başkanlığını ilan ettin. Kendim. Kimse seni seçmedi. İlk ben geldiğim için. Ben esmeri badem ile beslerim. Gölü koklar günde izleriz. Güneşin batışına doğru gidiyoruz. Süs biber. O zaten bizim acı bizim ağzımız. Vallahi başımdan gene mi acı? Kesin. Vay. Bayağı böyle mala sıva durumları değil mi? Sevgili seyirciler, sağımda Toros Dağları, hemen arkamda Fırat Nehri ve onun suladığı uçsuz bucaksız Mezopotamya toprakları ve hemen onun yanında Atatürk Barajı ve neredeyiz? Şahane, bütün ihtişamıyla Nemrut Dağı'nda güneşi batırmaya geldik. Haydi buyurun. Gidiyoruz gündüz gece. Hoş ve geldiniz. İşte Bilal abimle beraberiz. 2256 metre yüksekliğine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güneşin doğu terasındayız şu anda. Arkamızdaki Kral Antikos'un kendisine yaptığı anıt mezarının önündeyiz. Burası bir ibadet yeri. Arkasındaki zaten şey olarak, sonak olarak görünüyor. Aha. Burada en güzel güneşin doğduğu, battığı için, evet ya, ibadet için en uygun olan yer olduğu için başkenti Samsat'ta oradan taşınarak insanlar ayda bir kere gelip burada ibadet yapıyor. Evet, 3 gün boyunca ibadetini yapıp ondan sonra başkenti. Burası yerleşim yeri değil yani. Şimdi burası bir ibadet yeri, aynı zamanda bir mezar mı burası abi? Kral Antikos burayı yaparken ölümsüzleştirmek için, kendisini ebedi olarak kemiklerin güneşin doğuşun batışını görmek için, aha, sırtlarının arkasında 75 metre yüksekliğinde 30 bin metre küp kırma taşla, oo, anıt mezarı üzerine makara sistemiyle dökülmüş bir vaziyette iki giriş kapısını bırakıyor. Biri doğuda, biri batıda. Vasiyet ediyor Grek cihazıyla 237 satır yazının içerisinde. Diyor ki ben öldükten sonra diyor beni buraya gömeceksiniz. Öbür odaya da zinet yaşam, bana ait olan zinet yaşamı, krallığa ait değil diyor. Hı hı. Bana ait olan zinet yaşamı o odaya koyacaksınız diyor. Çıkarken kapıları sihirli olarak kapatacaksınız ki nice asırlardan sonraki kaçak defineciler heşmine mezar odam uğramasın diye. Ha, defineciler bulamasın diye. Tabii. Şu yukarıdaki o taşların olduğu yer, kayrak taşları, çakıl taşlarının, evet, olduğu yer, onlar tümrüs, o mezar değil mi orası? Onun altı mezar. Anıt kapı. Öyle bir yapmış ki kimse giremiyor. Tabii. Oraya. Almanlar, Amerikalılar 43 yıl boyunca uğraşmışlar ama tuzaklı olduğu için her zaman önüne engel çıkıyor. Aman iyi, vallahi hakikaten iyi ki de öyle yani, yapmış. Hani bu 50-100 adamla yapılacak bir şey değildi ama, değil, evet, mi bu yani? Bu bayağı 37 yıl boyunca kendisi başında durarak bu heykelleri bu yöreni taşından tıraş edilmiş. Sadece yeşil kom bulan görülen taşlarımızı 2 kilometre ileriden ocaktan tıraş edilmiş. Of. Niye getir burada tıraş edilmemiş? Neden? Bu figürleri? Çünkü bu cisim taşları burada olmadığı için çevre kirliliği yaratır diye, wow, ocağından doğu terasının alt kısmında oradan tıraş edip öyle getirmişler buraya. Şimdi Bilal abi, dünyada belki de güneşin en güzel doğduğu ve en güzel battığı yerdeyiz diyebiliriz. Dünyadan insanlar buraya akın ediyor. Yüz binlerce turist geliyor buraya. Değil mi, evet, abi? Evet. Şimdi hakikaten hayranlık uyandırıyor. O taşları, bu koca koca heykelleri buraya nasıl getirmiş bu adamlar? Ben çıkana kadar öldüm, mahvoldum oradan. Tamamıyla bu tepenin başında bir kısmı, tamam, alt kısımlarda bir çevre eteklerinde bir kısmı tıraş edilmiş. Onlarda makara sisteminde, bakarsanız kulakların diplerinde delikler var. Makara sistemiyle taşınarak getirerek bunları makara sistemlerde kaldırıp üst üste koyulmuş yani. Fakat burada sadece güneşin doğuşu batışı değil yani. Krallar, kraliçeler bir kısmı ateşe tapıyorlar, bir kısmı güneşe tapıyorlar, bir kısmı tanrılar da gökyüzüne, gece astronominin yani bu Nemrut Dağı'nda en güzel izlenen yerde astronomi gece izlemesi burada ibadetini onunla yapıyorlar. Ha. Mesela Zeus Oramaster tanrıların baş tanrısı, kendisi gökyüzüne ibadet ediyor. Bir sürü tanrıları var, evet, zaten. Saymak, her şeye bir tanrı, evet, bulmuşlar, evet, değil mi abi? Yani sonuçta? Apollo, aşk ve güneş tanrısı. Bu Apollo gözüne mu? Evet. Aşk tanrısı. Evet. Yanındaki güç, savaş tanrısı Herkül. Hemen arkamızda Zeus Oramaster tanrıların baş tanrısı. Bu? Bereket tanrıçası, Estabor'u Komagene sembol eden, tamam, başındaki özüm ve nar motiflerinde bereket tanrıçası olur. Buraya aslında kişi yapan Kral Antikos, fakat kral olduğuna dahil ama tanrıların tahtında kendisi tanrılaştırmıştı.
Ha, hem bir de öyle oluyor. Hem de tanrılaştırmış. Aslında yani. o zamanlarda krallar böyle tanrılarla sürekli iç içeymiş gibi sonra bir süre sonra kendini tanrılaştırıyor. Normalde kralın o tanrılar taktığında olmaması lazım. Kendini tanrılaştırmış. O zamanki dini inancına göre kral Antikos Esta iyi dindar bir insanmış. Öyle mi? Tabii. Hayırsever niye diyeceksin? Dini inanç ne o zamanki abi? O zamanki dini inancına göre insanları buraya topluyor. Burayı Komagene ilan edildiği zaman buraya insanları topluyor. Yunan mitolojisi Pers mitolojisini bir arada, herkesin bir arada, fakat siz güneşe ibadet ediyorsunuz, öbürü dönüyor ateşe ibadet ediyor. Özgürlük bırakıyor. Ha. Herkes kendi inancına göre ibadetini yapıyor. Şu peki heh, şu yeryüzündeki aslanla kartalı görebileceğiz biz burada. Kartal gökyüzünde haberleşme ve kuruma görevi ifa ediyor yani. Bu. Evet. Bilal abi buradaki karakuş aşağıdaki o kahtadakiyle aynı mı oradaki karakuş? Aynı karakuş. Komagene bölgesinde kartalları çok görürsün. Çünkü kartalları savaş anında genellikle tanrıları korumak için gelen okların önüne kendisi imha ediyor. Ha. Bir de yeryüzünde gökyüzünde haberleşme aslanla kartal sağlıyor. Koruma görevini de ifa ediyor yani. Sen bunu nereden okudun? Ben bunu Komagene'nin geçmişini iyi araştırdım. Vallahi helal olsun. 30 yıldır. 30 yıldır. Evet. 30 yıldır hakikaten Bilal yani, abi artık çocukluğundan beri buralardasın. Kral gençliğimi verdim. Bir şey söyleyeyim, çocukluğundan beri buralardasın değil mi abi? Zaten ben buralıyım. 30 yıldır burada görev yapıyorum. Orada oturuyor ya, ayaklar var, vücut var, orada kafaları yok mu onların? Şimdi bu kafalar onlar üzerinde zaman aşımında bunlar aşağı düşmüş. Bu kafalar normalde oradaydı. Tabii, 2002 yılında bunu bir dizayn halinde getirildi. Sıralama şekli ayrıdır. Bunlar onlar üzerinde zaman aşımından aşağı düşmüş. Tamam yani. Şimdi daha iyi anladım. Şimdi bunlar hepsi birbirine geçirmeli, millidir. Yani. Ama hakikaten çok ihtişamlı. Evet. Peki şimdi doğu tarafındayız. Şimdi ne tarafa gideceğiz? Şimdi Batı terasına, Kozey terasına geçeceğiz. 180 metreli bir asker figürümüz tamam, var. Tamam, oraya gidelim. Onları geçeceğiz. Onları gördükten sonra Batı terasına geçeceğiz. Tamam, gidelim. Burası gidelim. Persler için. Tamam, gidelim. Yapılmış. Gidelim. Gidelim. İnanılmaz güzel. Şimdi doğu tarafından batıya doğru, yani güneşin batışına doğru gidiyoruz. Biz de güneşi batırmaya geldik Bilal abi. Evet. Yetiştik çok şükür. Ben 30 yıldır bakıyorum. Vallahi sen var ya hakikaten. Sıkıldın mı? Tabii biraz sıkıldık ya. Bizde yalan yok, ilaf yok. Harikasın ya. Geçeyi söyleyelim. Ben aynı zamanda fotoğraf sanatçısıyım. Öyle mi? Evet. Bir fotoğraf mı çek? Allah'ın sesini bir ara bir fotoğraf mı çek? Tamam. Şu tamam, böyle yakışıklı. Tamam, güneşi şimdi burada ne yapıyorlar mesela? Hani hep görüyoruz ya internette, böyle işte eliyle tutuyor. Güneşi eline getiriyor böyle falan. O kadar güzel. Fotoğraf daha portakal gibi. Dokununca güneşe daha güzel oluyor. Aynen öyle. Evet. Bütün fotoğraflarınızı, güzel fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Burada evet, binlerce yıllık tarih var sevgili seyirciler. Evet. 2000 yıla, 3000 yıla dokunuyorsunuz, hissediyorsunuz. Doğa inanılmaz güzel, mis gibi tertemiz havada. İster güneşi doğdurun, ister batırın, artık size kalmış. Ama bu güzelliği mutlaka yerinde görmenizi tavsiye ediyoruz. Nemrud'un kızı yandırdı bizi, çarptı sillesini felek misali, sil yazımızı yar kurtar bizi, çarptı sillesini felek misali, Mevlam gör bizi. Ocağım söndü, nasıl beladır, bırakıp gitti, bu ne devrandır, dünya gözümde Kerbeladır, Allah'tan bulasın. Ocağım söndü, nasıl beladır, bırakıp gitti, bu ne devrandır, dünya gözümde Kerbeladır, Allah'tan bulasan, Allah'tan bulasan, Allah'tan bulasan. Sevgili seyirciler, doğu terasındaydık. Güneşi batırdık. Bu sefer batı terasına geldik. Sanki aynı heykelleri ben orada da gördüm. Aynı heykelleri tamam, iki tarafına. Orayı baba için yapmış. Persler için yapmış. Bu tarafı Makedonyalılar için yapmış. Şimdi zaten babası Pers, annesi... Anası Makedonya. Anası Makedonyalı. Makedonyalı. Yani anadan da geçmemiş, babadan ama da geçmemiş. Çocuklar her zaman anneye düşkün olduğu için anne tarafındaki yüz kısımları daha sağlam. Ha, öyle mi? Doğru. Çocuklar abi her zaman özen göstermiş. Tamamen ölçekleri aynı mı? Mesela burnu, gözü...
ölçüleri aynı mı? Yok. Bu taraftaki heykeller daha hibetli. Daha hibetli. Ama bu taraftaki heykellerin gövdeleri daha fazla dağılmış. Niye dağılmış? Rüzgarda. Burada kışın kar fazla tipi yapar. Kar tipi yapıyor. Tipi yapınca bu tarafta güneş verince erince onları devirmiş. 2080 peki, yıl az değil. Belki bir şey soracağım. Dikiş mi yatıyor burada? Tabii. Kendisini tek. Bir odada da zinet eşyası var. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Yok, krallığa ait zinet eşyası değil. Şahsına ait. Şahsi serveti yani. Yani öyle. Kendisi zaten vasiyet etmiş 237 satır yazının içerisinde. Satır o yazıtlar nerede? Arkasında. Ha, bunun arkasında mı? Gerekçelerin yazılarının arkasında. Peki bir şey soracağım. Uzun uzun yazmış. Bunu işte buraya kimse dokunmasın. Tabii, burada benim zinetim var. Verdiğim tarihi bilgi kaynakları hepsini oradan almayız. Vay be. Tabii, adamlar başka... aslında her şeyi belgelemişler değil mi? Evet. Yani, şunu söyledim yani. Kral Antikos'un hem Pers eğitimini görmüş hem Makedon eğitimini görmüş. Onun için profesyonel bir eğitimci olduğu için demiş ki nice asırlardan sonra burayı keşfederken kimse zorluk çekmesin. Sırtlarının arkasında özgeçmişini yazmış. Ama sonra ne yapmış? Batının da tanrısı benim demiş. Doğunun da tanrısı benim demiş. Tabii. İkisi Doğu ile Batı'yı birleştirme amaçlı yapmış zaten. Öyle mi yaptı? Evet. Birleştirme amacı mı? Evet. Güç mü yoksa bu? Yok. Güçle eğlenmesi mi? Yani iki tarafı da eşit tutmuş. Öyle mi? Tabii. Anneyi biraz düşkün. Anneye, çocuklar her zaman anneye düşkün. Anneye biraz düşkün. Evet, bak, orada da çocuklar anneye düşkünmüş. Peki kim yapmış abi bunu? Bunu Kral Antikos. Kendisi değil mi o? Karşımızdaki hemen şık burada. Duran. Vay. Böyle en yakışıklı, tacından yukarı en büyük güzel şey olan. Hem de kendisini tanrıların taktığında tanrımlaştırmış. O da buradaydı değil mi? Burada duruyordu. Tabii, o da yukarıda tabii. Duruyordu. Tabii, Kral Antikos başta duruyor zaten. O Kral Antikos, antrikot gibi derdi dedim vallahi. Antikos. Karnım acıktı ya, antrikota gitti karnım. Antikos. Dedemize ihanet olmasın. Antikos, dedemize ihanet olmasın. Tabii, dedeler Mezopotamya toprakla ta kaç bin yıldı abi? 2080 yıl, milattan önce 69. Kıvırı zıvırı ha. 2100 yıl. Arkanızdaki kim? Zeus Oramaz'dı, tanrıların baş tanrısı. Zeus? Evet. Onun arkasındaki bereket tanrısı. Bereket, başındaki üzüm ve nar motifleri. Tamam. Adıyaman'da şu anda aynı bu bölgede üzüm, nar yetiştiğini ifade ediyor. Zaten bereket tanrısı. Bereket. En sonunda gördüğümüzde Herkül, güç ve savaş tanrısı. Herkül, en yani güçlüsü güç, oldu. Savaş şey. Tanrısı. Zaten Herkül her yerde sopası elinde, savaşa hazırım diye gösteriyor. Sırtında aslan tabii, şeyi var değil mi o? Karakuşu gördüm. Karakuşta da vardı sağ tarafında. Aslan şey böyle var. Böyle şey duruyor. Sopası elinde postu duruyor. Var böyle. Postu şey var. Bu da kara kartal. Karakuş. Yok, kartallar burada gökyüzünde haberleşme ve koruma görevini ifade ediyor. Eyvallah. Yeryüzünde de aslan. Arkamızda var şuradan hemen. Aslan şuradaki baştaki olan. Aslan yeryüzünde koruma ve haberleşme sağlıyor. Bilal abi çok keyifliydi buraya çıkmak. Acayip keyifliydi. Yorucuydu bak söyleyeyim. Hı. Ama değdi mi? Ama vallahi acayip değdi. Kral Antikos demiş ki neyle çıkarsan çık demiş. Hafta sırtı terlemezse ben o ziyareti kabul etmiyorum. Ha. Terledi mi? Terledi. Terlediyse tamam. Bayağı terledi canım. O zaman kabul acayip etmiştim. Terledi. Sevgili seyirciler inşallah güzeller güzeli Adıyaman'ın şahane bu efsane Nemrut Dağı'na sizler de çıkarsınız. 2080 metre yüksekliğinde. Evet. Torus Dağları'nın zirvesinde bulunan Nemrut Dağı'na. İnşallah siz de çıkarsınız. Size de nasip olur inşallah. Güneşi burada inşallah doğdurursunuz ya da burada batırırsınız. Çok keyifli. Siz gelin. Anlatımı ben de. Aynen. Siz gelin anlatımı Bilal abi de. Zaten evet. Burada sabit. Tanrılar var bir de Bilal abi var. Aynen 30 yıldır. 30 yıldır. Abi evet. Allah eksikliğini vermesin Bilal amin, abi. Cümle. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Var olasın. Çok sağ olasın. Ayaklarınıza sağ ol. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Adıyaman Kahta Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz ve aşçılık kursundayız. Yanımda da çok önemli, çok kıymetli şefim Sinan Yılmaz var. Bizim Adıyaman'ın, Kahta'nın acayip güzel bir mutfağı var. Hocam, ne yapıyorsunuz burada? Aşçılık kursu veriyoruz. Tamam. Burada aşçı yardımcısı, aşçı çırağı ve aşçı yetiştiriyoruz. Özellikle Adıyaman yöresel mutfağını dünyaya tanıtıyoruz. İnşallah. Çiğ köftenin başkentindesiniz. Özellikle size var ya. İlk başlangıcımız var ya. Çiğ köfteyi tanıtacağız. Çiğ köfte var ya, böyle hani böyle burnumuzda tütüyordu. Çiğ köftenin başkentinden şahane çiğ köfte nasıl yapılır en ustalarından öğreneceğiz. Hocam bize malzemeler neler lazım? Olmazsa olmazlarımız bulgur. Bulgur. İsot. Salça. Biz cevizli yapıyoruz burada. Baharatlarımız var. Yağımız ve nar eşkimiz var. Bismillah. Etsiz yapıyoruz. Etsiz çiğ köfte. Bu etsiz. Yiğit çiğ köfteye, çiğ köfteye. Aynen. Yiğit ye, çık ye. O kadar güzel olacak inşallah. Başlıyoruz. Recep şefim de burada. Recep,
Şimdi ikinci şef mi oluyor? Nasıl oluyor? Recep Şef burada aşırı kursu görüyor. Tamam. Recep Şef'im inşallah çok önemli şef olacak o da. Şimdi bulguru sıcak kaynar suyla iyice ıslatıyoruz. Özellikle yumuşatıyoruz ilkin. Tamam. 5 dakika falan dinlendireceğiz. Ondan sonra sosunu bir yerde harmanlayacağız. Ondan sonra yoğurmaya başlayacağız. Çok çabuk yapılmışı en fazla 5-10 dakika içerisinde. Harika. Yani 10 dakika içerisinde bizim tamam, Adıyaman'ın efsane çiğ köftesini yapacak şefimiz. Akşam evde oturdunuz. İşte hanım gel sana bir çiğ köfte yapayım diyebilirsiniz. Ya da anne baba gelin size çiğ köfte yapalım diyebilirsiniz sevgili kardeşlerim sizlerde. Çok kolay. Ama sırları var, değil mi? Köfte öncelikle doymak için yenilmez. Otururken bir taraftan sohbet muhabbet ederken öte taraftan da çiğ köfte yoğrulur, böyle sofralar kurulur. Yemek sonraları, geç saatlerde. Ha yemekten sonra, geç saatler. Hani saatler, hafif de... yemeği hazmetmişsin. Aynen, bir tatlı niyetine, bir şey niyetine böyle oturulur, bir kuru yemiş yersin. Aynen. Bu tarz tatlı şey. Niyetine. Şöyle. İsotumuzu. Evet. Vay, 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 vay. Bu domates salçası mı? Evet. Tamam. Baharatlar. Ha neler var o baharatlarda? Kimyon, 7 türlü ve kuru nane. Kuru nane. Atıyoruz. Bir şey söyleyeceğim şefim ya. Acı çok olmadı mı Allah'ın sesi? Biz de yiyeceğiz ya, biz de insanız. Sizin hamurumuz acıyla yoğrulmuş da. Biz yani bilmiyorum ki biraz fazla mı olacak? En tatlı acı dediğimiz olay bu. Ha, tamam. En tatlı acı. Ceviz. Ve ceviz olmazsa olmazımız. Kara köprün armıktır lele havardı neydi 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 ney. Geliyor şahane efsane Adıyaman'ın çiğ köftesi geliyor. Bir şey söyleyeceğim böyle çe iyi yumuşak yerine çiğ köfte mi? Çiğ köfte diye yazılır çiğ köfte diye de ha, direkt bak, söylenir. Oku, yazılırken çe iyi yumuşak ye ama okunurken çiğ köfte. Çağatay'da da o ve u'larla alakalı bir sıkıntımız var. Ha. Gölü koklar gülde yüzeriz. Aa. Portakal diyemeyiz, portakal deriz. Portakal. Aynen. Bir dakika, gölü koklar gülde yüzeriz. Yüzeriz. Aynen. Vay çok güzel. Bir daha söylesene. Gölü koklar gülde yüzeriz. Gölü koklar gülde yüzeriz. Yani göle gül deriz, güle göl mü deriz? Aynen öyle. Portakala? Portakala portakal deriz. Portakal. Portakal. Evet. Tamam şimdi. Urdakal. Bir yere gitme. Aynen. Şimdi hazırlandı. Allah, sosumuzu hazırladık. Şimdi beraberinde şefim yoğuracak bunu inşallah. Aslında bize şu anda çiğ köfte yapmayı öğretiyorsun. Adıyaman evet. Usulü değil evet. Mi bu? Evet. Şimdi başlıyor asıl iş değil mi? Aynen. Yoğurmayı bilmek lazım. Yani bunun bir usulü var mı hocam? Avuç içiyle bu, sürterek. Aynen. Şura. Evet. Bu şekilde. Şöyle. Aynen. Sürterek yavaş yavaş. Ha. Şimdi sosuyla karıştıkça rengini. Ben yapacağım. Vereceğim. Vallahi eve gidince. İçimden geldi, yapmak istedim. Çiğ köfte yapacaktım. Burada bizim küçük bir çocuğa verseniz de bu malzemeyi. Yapıyor değil mi herkes? Hemen. 5 dakika içerisinde. Vay maşallah. Evcilik oynarken bile. Değil mi? Çocuklar şey, hadi bir çiğ köfte yapalım. Evcilik oynarken ne güzel düşünsene. Hadi evcilik oynat, dur bir çiğ köfte yapayım dedik. Bir de yemek kültürü olarak bulunduğumuz bölge iki su arası. Yani Mezopotamya yerleşik hayata insanların ilk geçtiği yerlerden evet. Bir tanesi. Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu gibi evet. Devletler ve Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Yani dolayısıyla çok geniş bir kültüre aynen. Sahibiz. Her medeniyet kendisiyle beraberinde bir şeyler bırakmış. Bizim o kadar çok çeşitlilik böyle yemek kültürüne sahibiz ki bunları yapmak yerine şu anda böyle fast food'a yok işte dünya mutfağı yok şuna buna zaten var. Gerek yok. Aslında dünyanın gelip bizden ders alması gereken. Da... Yani fast food'a yenilmeyelim. Ne fast food'a ne dünya mutfağına. Aynen Osmanlı öyle. Gibi bir mutfağımız var. Bravo, bravo. Bizans yaşamış, Anadolu Selçuklu yaşamış, yani, Büyük Selçuklu yaşamış, tabii. Roma İmparatorluğu bu bölgede yaşamış. Mutfak biziz. Türk mutfağını diğer mutfaklarına ezdirmeyelim. Yok, aynen. Yöresel mutfaklarımıza aynen. Sahip çıkalım. O zaman ne diyoruz? Tarla yanar ektim, dibini yar ettim. Tarla yanar ektim, dibini dar ettim. Nemrut güzelini kendime yar ettim. Nemrut güzelini kendime yar ettim. Ah Leyyaman, vah Leyyaman. Ah Leyyaman, vah Leyyaman. Burası bizim Adıyaman. Burası bizim Adıyaman.
Tarlada tütünüm kalmadı bütünüm. Tarlada tütünüm kalmadı bütünüm. Nemrut güzelini nereye götürün? Nemrut güzelini nereye götürün? Ah ne yaman, ah ne yaman, ah ne yaman, ah ne yaman. Burası bizim Adıyaman. Burası bizim Adıyaman. Kapıda bastım zile, açmıyor bak hele. Kapıda bastım zile, açmıyor bak hele. Yeter ki bana var, girerim menzile. Yeter ki bana var, girerim menzile. Alkış! Ve evet, bizim efsane Adıyaman'ın olmazsa olmazı, yazılışı çi ama okunusu çi. Çi köfte, efsane çi köftesi. Büyük usta, şefimiz sağ olsun, Sinan şefim. Vay be. Bak bak. Ya bir kere çok güzel kokuyor. Yani hakikaten çi köfte kokuyor. Limonu böyle dökeriz. Vay vay vay. Çi balığı yiyip böyle suşi diyor mu oluyor? Bizim suşimiz de bu. Vay. Çi köftemiz. Çi köftemiz çok güzel oldu ha. Vay vay vay. Bizim buranın şahane çiğ köftesi. Bizim bu yöreye ait. Tamam. Özellikle yufka ekmek. Oo. Bütün evlerde herkes kendisi yapar. Tamam. Bunu böyle bu lezzet fişeklerini. Lezzet fişekleri. Aynen. Oy. Havai fişek gibi. Yedikçe içine böyle. Kesinlikle araya koyuyoruz. Bir dakika bir dakika. Çiğ köfte koyduk sonra. Yeşilliği koyuyoruz. Ondan sonra olmazsa olmazımız limonu böyle. Yapma dışından ışıyor. Bir dakika bir dakika biraz daha limon olsun. Böyle. Oh. Dekiyoruz. Tamam. Ondan sonra domates. Domatesimizi ekliyoruz. Biz tabii bunun üstüne biraz da süs biber ekliyoruz ama. Yok. Sana abi sizin şimdi... o süs biberi dediniz bize böyle zulüm geliyor. Çok acı. Üstüne mi yanında koyacağız? Yanında yiyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ah bismillah. Yeme yanında yat hesabı. Allah. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hani şefim dedi ya. Bu tokken yedir. Hani kuru yemiş gibi, tatlı gibi böyle muhabbet esnasında yedir ama. Valla ben bunu böyle açken acayip yerim. Bizde özellikle bayram sabahlarında cami önlerinde beklenir eve misafir getirmek ya. İçin. Cuma namazında kapıda beklenir eve bizim misafir ama, getirmek için. Genel kültürümüz hep öyle zaten. Şimdi bunu nasıl yeniyor? İlk hangisini ısırıyoruz? Önce bunu. Önce çiğ köfte ısırılıyor. Arkasından da bu ne acısı diyordun buna? En tatlı acı diyor. En tatlı acı dedi böyle bas bas bağırtan bir acı onu biliyorum. İnanmayın bak o konuda. Çünkü onlara tatlı geliyor. Isırıyorsun sonra bundan yiyorsunuz. Sonra afiyet olsun, bereketli olsun diyoruz. Bizim Adıyaman'ın kahtanın efsanesi. Olmazsa olmazı çiğ köftesi. Elleriniz dert görmesin. Afiyet olsun. Kahtadayız. Buyurun çıkın gelin beraber olsun. Ustam ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şu Fırat'ın suyu akar serindir oy oy. Ölem ölem derdo ölem akar serindir oy 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 oy. Yarimi götürdü anam kanlı zalimdir. Ölem ölem kanlı zalimdir. Nasıl gülem oy 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 oy. Yarimi götürdü anam kanlı zalimdir. Ölem ölem kanlı zalimdir. Nasıl gülem oy 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 oy. Daha gün görmemiş taze gelindir oy oy. Ölem ölem derd ölem taze gelindir oy 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 oy. Söyletmeyin beni anam yaram derindir. Ölem ölem yaram derindir. Nasıl gülem oy 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 oy. Söyletmeyin beni anam ah yaram derindir. Ölem ölem yaram derindir. Nasıl gülem oy 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 oy. Vay vay vay. Ali Sen abi Fırat'ın kıyısında giderdi bu türkü. Çok harika. Bunu okumadan olmazdı. Şimdi bu su Fırat'ın suyu. Şimdi hakikaten çok özel bir yerdeyiz. Kahta aslında anlatılmaktan bitmez deniz gibidir.
Fakat baraja geldiğimiz zaman gördüğünüz baraj 1983 yılında temeli atılıp 1992 yılında inşaatı bitti, faaliyete geçti. Adıyaman ile Şanlıurfa arasındaki Fırat Nehri üzerinde kuruldu. 169 metre yüksekliğinde. Dolgu ve kaya hacim bakımında dünyanın 6. büyük barajıdır. Evet. Genel anlamda ise Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük barajıdır. Şimdi ben Kahta'dayım. Evet. Hele buradan ben de aslında Urfa'dan çıkar mıyım? Bana onu söyle. Çıkarsınız. Çıkar mıyım? Direkt. Aa. Çok da yakın. Çıkarsın ama yani, nasıl çıkarsın? Yani hemen karşı taraf Şanlıurfa. Gerçekten mi? O kadar yakın mı? Karşı taraf Şanlıurfa havalimanı görülüyor. Evet. Aa, o kadar yakın. Gece ışıkları görünür zaten. Aa, eyvallah. Şimdi barajın en büyük özelliklerinden birisi de bu şah eser tamamen Türk mühendisleri, Türk işçilerinin bir eseridir. Atatürk Barajı sadece sulama ve ışlamak için kurulmuş bir barajımızdır. Bildiğim bir de deniz gibi yani böyle bu gidiyor gibi. O tarafa doğru gidiyor. Daha biz bir kısmını görüyoruz. Burası bir kolu sadece değil mi abi? Yani. Şimdi yani. Buradaki tabi ne balıydı o? Şabut. Şabut. Ben balığı. Hiç bilmiyorum ki şabut balığı. Hayatımda ilk defa duydum. Bak ben sazan evet. bilirim, ben levrek bilirim. Yani tatlı su balıklarını bilirim, evet. deniz balıklarını bilirim ama şabut başka bir balık. Başka bir balık. Bu şabut vazgeçilmezimiz. Hep varmış binlerce yıldır evet. olan bir balık. Yani bu Fırat'ın balığı. Düşünün yani Kahta Kumeyyene'den önce Pers İmparatorluğundan bugüne var. Zaten Pers'te Kahta demek etek. Dağın eteği demek. Öyle mi? Tabii. Aa, Kahta. Bak ben hep onu sordum hatta evet. dedim ki ya Kahta ne demek? Persçe dağın eteği. Dağın eteği. Dağın eteği. Yani Nemrut Dağı'ndan kaynaklandığı için asıl yerleşim yerimiz eski Kahta'dır. Tamam. Nemrut'tan 26 kilometre yakında eski Kahta'dır. Daha sonra ovaya doğru yerleşildi. Şimdi oldu. Şimdi birçok medeniyetler burada ev sahipliği yaptı. Kumeyyene'den önce Persler'di. İşte ismini muhtemelen oradan aldı dağın eteği diye. Kahta Kürtçe Kölük, Persçe Gehta. Osmanlıca'da Kölük diye geçer. Burada birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Mezopotamya Krallığı ev sahipliği yaptı. Yani, yine Nemrut'u gördünüz. Dünyanın 8. harikası. Yani aslında kralı da şabut yiyordu yani. Yani muhtemelen. Bu topraklarda binlerce yıllık yaşam olmasının sebebi ve buralarda olmalarının sebebi, medeniyetlerin olmasının sebebi Fırat aslında. Yani, suyun kenarı değil mi abi? Suyun kenarı. Ya, değil mi? Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük barajlarından bir tanesi. İşte en büyük barajıdır daha doğrusu. Sevgili izleyicilerimiz, hani bizim buranın birbirinden güzel lezzetleri, nimetleri var. İnanılmaz bir hikayesi. Coğrafyanın binlerce yıllık bir dokusu var, yaşanmışlığı var. Ama evet. bir de bu Fırat'ın hikayesi var. İnşallah geldiğinizde de Fırat'ın kenarında şabuttan ya da istediğiniz balıktan yeme imkanına kavuşursunuz. İnşallah. Ki biz yiyemedik daha. Ali sen abi niye yemedik biz ya? İkram edeceğiz. Şabut şabut diyorsun abi gözünü seveyim ya. Valla şabut olduk burada ya. Bir de şabut hani öyle küçük balık değil değil mi abi? Şöyle şu kadar balıklar yani. Peki en büyüğünü gördün mü? Balıkçılarımız sezonu geldiğinde yakalıyorlar yani. Ali sen abi çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şabut şabut dedik bu işi şabuta bağlayalım. Şabutu yedirmeden bırakmayacağız evet. inşallah. Giderim abi. Buyurun abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Buyurun. Ve şimdi sırada bizim Adıyaman'ın, Kahta'nın olmazsa olmazı şahanesi bir tanesi ne yapacağız biliyor musunuz sevgili seyirciler? Abuzer kebabı. Abuzer ismi bizim burada çok önemli. Nasıl Maraş'ta Ökkeş, Urfa'da İbrahim, bizim Adıyaman'da da Abuzer ismini çok sık rastlarsınız. İşte bu da Abuzer kebabı. Şimdi şefim yanımızda Adem Usta var. Adem Usta yeni öğreniyor da aşçı evet. değil mi? Aşçılık öğreniyor. Malzemeler neler onları sayalım ilk önce. Malzemelerimiz kıymamız var. Tamam. Orta yağlı, domatesimiz, sarımsak. Biber ve karabiber, tuz. Çok basit hazırlanan bir yemek. Süs biber. O zaten bizim acı, bizim ağzımız. Vallahi başımdan gene mi acı? Kesinlikle. Acı. Her şeyde acıyı koyuyorlar ya. Her olmazsa şey acı. Olmazsa olmazım. Ama tadına baktım ben o acının. Hani şey yapmıyor böyle yani. Gıdıklıyor. Gıdıklıyor böyle ama biraz hani biraz fazla gıdıklıyor. Hani gülmekten ölüyormuş. Başlıyoruz. Abuzer kebabı. Haydi bismillah. Buyurun. Öncelikle etimizi alıyoruz. Adem Usta'm şimdi başlasın yapmaya. Abzer gafari türbemiz var bizim evet. burada. Genellikle çocuğu olmayanlar işte gider bu türbenin önünde dua ederler. İşte çocuğu olduktan sonra ilk doğan çocuklarına direkt Abzer ismini, türbeden kaynaklı Abzer ismini verirler. Adıyaman'da Abzer isminin çok olmasının çok sebebi bu. Eyvallah. Abzer olur da Abzer'in kebabı olmaz mı? Olmaz mı? Etçil bir bölgeyiz. Hı-hı. Eti çok seviyoruz. Aynen. Bu sebepten kaynaklı fazla bir şey karıştırmadan direkt hafif dediğim gibi acıyla baharatla yoğurup tepsiye diziyoruz. Hı-hı. Bunu daha çok böyle esnaflar
İş yerlerinde 3-5 esnaf oturur, hemen bir çırak gönderirler. Kasap emeti al gel böyle yapar, direkt fırına verir. Bu şekilde tabakla çatalla yenmez. Öyle mi? Aa ne güzel. Direkt bir dakika. Mandıra mandıra bu şekilde yeriz. Tam benlik o zaman. Kesinlikle. Ekmeğle yiyeceğiz. Ekmeğle yiyeceğiz ki karnımız doysun. Kıymayı aldık. Kıymaya biz ne kattık şimdi? Karabiber, tuz, kırmızı toz biber. Kırmızı toz biber. Tamam. Evet tamam. Tamam. Karabiber. Tuz, bak ama ne dedi, karabiber, kırmızı tuz biber dedi. Aynen, gölü kokladı, gülde yüzdük. Gölü kokladı, gülde yüzdük. Karabiber, toz, toz, kırmızı tuz biber. Tuz biber. Evet, bizim buranın olmazsa portakal. Portakal. Aynen öyle, şahane. Çok güzel, şimdi bir şey söyleyeceğim. Baharatlarımızı koyduk. Harmanladık, hepsimize dizdik. Dizdik. Şimdi etrafına da Adem Şef'in böyle domatesle. Aynen. Aslında bir şey söyleyeceğim abi, hakikaten çok kolay değil mi şefim bu? Kesinlikle, değil zaten mi? Hazırlanışı çok kolay. Genelde esnaflar. Esnaf evet. Yemeği olarak bilinir. Böyle çabucak hazırlanır. Ne kadar güzel. Ya daha ben bugün gördüm, sanayi gezerken esnaf almış orada tepsiyi önüne. Aynen. Ondan sonra işte artık ne kadarsa 2 kilo kıyma söylemiş. Böyle yaymış, üstüne de domatesleri koyuyordu. Kesin, abuzer kebabı dediğimiz bizim bu. Şimdi aralarına olmazsa olmazımız evet. Ne? Acı. Acı. Beraberinde pişecek böyle. Vay 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 vay. Sarımsakla? Sarımsakta zaten biliyorsunuz evet. Yani bu yörelerde olmazsa olmaz. Etle beraber piştim mi of. Allah Allah. Abuzer kebabı. Ya şefim şu hareketler çok havalı ya. Şunu bir yapamıyorum biliyor musun? Yıllardır uğraşıyorum. Şimdi biz de sizin gibi güzel türkü söyleyelim. Biz de sizin gibi güzel sunum yapalım. Eyvallah abim benim. Ha ortaya böyle bu şekilde. Aynen. Vay 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 şimdi, vay 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 vay. Biz üst baş giyerken, kıyafet giyerken şu şuna yakıştı, bu buna yakıştı. Şimdi dünyanın en güzel şeyini yapıyoruz. Evet. Yani dolayısıyla bunu böyle bir güzelce süslemeden vay, birbirine vay. Yakıştırmadan olmaz. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Valla şahane oldu. Şimdi bu nerede pişecek? Fırına atacağız. Fırına atacağız. Aynen. Tamam o zaman fırına gönderelim. Pişsin ondan sonra size sunalım inşallah. Aynen sevgili seyirciler. Ben bu arada kardeşlerimin yanına geçeyim. Kara köprün armıktır ne ne havardı ney 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 ney. Güzellik bir varlıktır ne ne öldüm ney 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 ney. Güzellik bir varlıktır nene öldüm diley 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 diley. Şalabayı giyinenler havar diley 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 diley. Sevdiğine layıktır nene öldüm diley 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 diley. Şalabayı giyinenler havardı ney 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 ney. Sevdiğine layıktır mı öldüm ney 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 ney. Bro! Vay vay vay. Türküyle girdik, çok havalı girdik çünkü burada acayip işler var. Ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin efendim. Ne yapıyorsunuz? Katmer yapıyoruz. Yok kız yani ne yapıyorsunuz? İyi misiniz o zaman? Şaka şaka. Gerçekten ne yapıyorsunuz? Tamam. Katmer yapıyoruz. Bu yöre özel. İçinde neler oluyor? İçerisinde yöresel otlarımız var. Tamam. Çökelek yine buraya aa, ait. Çökelek. İçerisinde maydanoz ve pul biber var. Şahane. İki çeşit yapıyoruz. Tamam. Sen açıyorsun. Evet. Mine sen ne yapıyorsun? Ben de iç harcını dolduruyorum. İç harcını dolduruyorsun. Saç içim hazırlıyor. Şimdi Senen abi. Bunun şefim içindekileri otun adı ne? Şimdi bu bölgede sirim. Sirim. Nançuk. Nançuk. Lüz. Düzük. Ana. Doluk. Vallahi hiçbirini bilmiyorum. Bu yöreye ait isimler. Bir daha say. Sirim. Tamam. Lüz. Nançuk. Nançuk. Düzük. Düzük. Doluk. Doluk. Bu kendi yöremize ait otlar. Aha. Bu otları bayanlar toplarlar. Tamam. Mersin'de. Daha sonralar için dolaba da konur. Taze taze de direkt pişirilir. Tamam. Çökelek, kör peyniri, peynir, bundan da kıyma, ıspanak, pırasa, eksalar. Ama daha çok bizde yöresel otlar tercih edilir. Evet. Bizim buradaki ismi katmer. Antep'te de katmer diye bir şey var. Onlar daha çok tatlı taze. Tabii. Bizde dedik ya acıyı tatlı diyoruz. He. Bizde buradaki yöresel ismi katmer. Tamam. Ama ulusal anlamda hıtap denir. Hıtap. He, Adıyaman hıtabı diye geçer. Ben sana bir müsaade etsen hıtap etmek istiyorum. Evet, hitap edeceğim evet. Sana. O hitap etmek bu hitap. Bu da hitap etmek. Aynen. Çok güzel. Sabahları özellikle kahvaltıda bu. Arkadaşlar birazdan getirecekler.
Bizde pirpirin otu derler, semiz otu. Ha, pirpirin. Beraberinde, evet. Kullanılır, ayran ya da daha sonraları çay devreye girdi aslında. Aa, kahvaltıda ayran mı içilirdi eskiden? Aynen. Vay, kahvaltıda. Kahvaltıda, evet. Şimdi biz sabah erkenden 5'e 6'da hayat o saatlerde başlıyor tabii. İşte tarlaya, oraya buraya gidilir, 9-10'a kadar çalışılır. Döndükten sonra eve gelip kahvaltıya gelinir. Vay be. Bu arada işte annelerimiz, eşlerimiz bu tarz ürünlerle ya bazlama deriz böyle hazırlanır, ateşe biber atılır, domates, salata, söğüş şeklinde yanında soğuk ayran, köy peyniri. Bu sabah kahvaltısı mı öğlen? Özellikle dışarılarda köy kahvaltısı diye derler, önüne bin bir çeşit şey, köyde bu kadar şey olmaz aslında. Yok tabii canım. Bizim köy kahvaltımız aslında bunlar. Hakikaten doğru söylüyor. Sabah kahvaltıda da biber var mı Allah? Kesinlikle. Var mı? Bizde olmaz. Kahvaltıda? Evet. Anam! Biberi sabah közleriz. Çok acı. Fırına atarız ya da ateşte közleriz. Yanına domates, biber ve bu bazlama dediğimiz yufka ekmekten yapılır sıcak sıcak. Maşallah. Yanında mis gibi ayran. Yöreye ait ayran. Bu şekilde kahvaltı yapılır. Saat 9-10'dan sonra tekrardan işe gidilir. Geldi işte bu pirpirin aynen, mi? Aynen pirpirin dediğimiz pirpirin. Semiz otu pirpirin. Aslında böyle ayran çorbası gibi, soğuk çorbası, yoğurt çorbası aynen. Gibi değil mi? Bir şey böyle ayran ve semiz otunun birleşimiyle yapılıyor. Oo, çok mis gibidir. Evet ya, bir de soğuk soğuk kesinlikle. Şimdi, değil mi? Aa içinde bu bak acı var zaten, aynen. Biber var. Biber şurada. Var içerisinde. Şurada. Şimdi onu böyle. Aman yani şimdi bakalım ne yapacaksın sen? Şimdi bir dakika şimdi böyle. Ne olacak? Böyle alıyorsun. Aldık. Böyle yerken de. Damaklarınızdan böyle aşağıya doğru bir mutluluk. İnecek. Bak işte şef dediğin böyle de böyle şef dediğin böyle olur canım. Kapatıyorsun gözlerini. Onu yemek kilo al, bunu yemek kilo al. Bir daha söyle, son söylediğin çok güzeldi. Böyle akarıyor mutluluk. Böyle mutluluk ha. Aşağıya doğru akacak. Allah! Mesela evet. Bu sıcak, bu soğuk. Aynen birbirini dengeler. Sıcak sıcak olursa midede eşkitme yapar, şey yapar, sıkıntı yaşar. Var ya yani bizim millet acayip gastronomi okumuş gibi bizim atalarımız dedelerimiz gastronomi okumuş gibi her şeyi biliyorlar. Yemeği. Günün 24 saat yemek yapıyorum ve yiyorum. Eğer kiloyla alakalı bak. Bir sıkıntı olmuş olsa ben alırım. Vallahi yok. Yani tamam bunu ısırıyoruz bundan yiyoruz. Bunu ısırıyoruz bundan yiyoruz. Aynen ama doymuyoruz ama, sürekli yiyoruz. Aynen şunu şöyle vereyim. Songül Hanım. Efendim. Songül Hanım. Songül Hanım. Nasıl açıyoruz? Hele bir açalım bir tane. Lahmacun büyüklüğünde yapıyoruz değil mi? Evet. Bu şekilde büyük yapıyoruz. Un atıyoruz. Yapışmasın. Tamam. Sonra Mine'ye vereceğiz. Mine katlayacak onu değil mi? Evet. Şimdi onu da görelim. Şimdi Mine sen ne yapıyorsun? Ben de iç harcını koyacağım. Tamam iç harcını koyacaksın. Çökelekli yapalım. Çökelekli yapalım bunu. Çökelek olsun. Şimdi. Aynen. Eskilerde salçayla sade ayrı yapılırdı. Şeker kaymakla ayrı yapılırdı. O tatlı oluyor değil mi? Yani tabii. Peynirle ayrı yapılır, çökelekle ayrı yapılır, ıspanak, pırasa bu tarz şeylerle ayrı yapılır. Dediğimiz gibi bu ot yöresel otlarla ayrı yapılır ama yapılır yani. Yani bunda doğal olan kendi yöremize ait kendi buğdayımız. Aha. Yani kabuğu soyulmuyor. Altındaki embriyosu alınmıyor. Değil mi? İçerisinden kepeği çıkmıyor. Direkt tam buğday dediğimiz ekmek, dolayısıyla en sağlıklı olan ekmek. Evet, tam hani buğday. Şeker hastalarına önerilen ekmek. Aha. Diyet yapan, kolesterolü yüksek olan insanlara verilen tam buğday ekmek. Songül Hanım, ne zamandır buradasınız, ne zamandır devam ediyorsunuz kursa? Bizi bayağı oldu, yaklaşık 4 ay. 4 ay. Oldu. Yine sen? Beş ay öyle. Burada öğreniyorsunuz hepsini. İşte pastadır, börektir, çörektir. Hocam hepsini öğretiyor size. Evet, her şeyi öğretiyor. Vay be. Zaten buranın yöreye göre zaten bütün bayanlarımız her şeyi biliyor, biliyor zaten. Burada ne öğreniyorsun mesela? Ya burada hani ne gider, hani hangi baharatlar kullanmalıyız. Yani o pratik oldu bizim için aslında. Şahane bizim bir kere pirpiri. Pirpiri aşı yani bizim yoğurt çorbası gibi ama içindeki otlar tamamen bizim bu kahta bölgesinden, Adıyaman'dan toplanan doğal otlarla yapılmış. Pirpiri aşımız var ve onunla beraber olmazsa olmaz yanında yemesi gereken katmer. Ama bu tatlı katmerden değil. Adıyaman Kahta Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şahane katmerimiz ve efsane pirpir aşımız. Afiyet olsun, bereketli olsun. Çıkın gelin beraber olsun. Buyurun.
Buyurun! Ve işte beklenen an geldi. Abuzer kebabı geldi. Şahanemiz, olmazsa olmazımız Abuzer kebabı şu anda fırına çıktı. Ama burada bir haksızlık söz konusu. Biz bu eti koyduğumuzda şu kadardı. Şöyle doluydu. Bunu birileri ya yemiş ya çekmiş bu. Bu çeker. Niye ki? Özelliği. Sebebi neydi ki? Et piştikçe büzüşür. Ha. Tavuk eti gelmeşir. Kırmızı et büzüşür. Bak harika, çok güzel oldu. Mis gibi kokuyor. Sarımsaklar acayip güzel kokuyor. Biberin acısı burnuma doğru taburdan geliyor. Bu nasıl yeniyor? Bunun diğer yemekler gibi böyle çatal kaşık kullanmayacağız. Aa, ciddi misin? Ha, nasıl yazdın? Bu sıcak. Hani ekmeğiyle yiyin, karnınız doysun. Şu şekilde. Tamam, ben de alacağım. Dur, imrendim. Ben kendim yapacağım. Yapabilir miyim? Tabii. Tamam. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Şuraya atayım. Domates de aldım. Şu. Aynen. Dur ama şuraya al, şuraya. Hah. Şöyle. Aynen böyle. Şuna elim değdi zaten. Şu benim domatesim. Şöyle tamam. Dur. Şunu da alayım. Bakayım dur. Şunu da alayım. Çok güzel görünüyor. Evet. Ay Allah yurtum var ya, şey oldu resmen, içim gitti ha. Kesinlikle. Resmen atom ya. Ye patlasın böyle. Boom. Neler olduğunu sayıyorum sevgili seyirciler. Kıymamız zaten, etimiz var. Aynen. Onun üzerinde sarımsak var. Onun üzerinde acı biberimiz var. Onun üzerinde domatesimiz var. Yani burada sebzesi, eti, proteini hepsi bir arada. Çok güzel oldu ustam. Şefim ellerine sağlık, bir taraftan damlıyor. Allah bismillah damlamaya başladı. Damlaya evet, aynen damlaya. Sevgili seyirciler, inşallah yolunuz güzeller güzeli Adıyaman kahtaya düşer. Sizler de tadarsınız. Bizim şahane Abuzer kebabı. Buyurun, afiyet olsun. Bereketli olsun. Çıkın gelin beraber yiyelim. Buyurun. Sevgili seyirciler, Adıyaman Kahtanın şahane güzel köyü Tuğlu Köyü'ndeyiz. Binlerce dönüm badem arazisi içerisindeyiz. Yanımda çok kıymetli iki tane kardeşim var. Bir tanesi Mehmet, diğeri Seyit ve bize şahane dertlilere deva, hastalara şifa, bademli irmik helvası yapacaklar. Aha burada, badem nerede? Aa, mesela şunlar, aa, burada. Buradan koparıyoruz. Buradan, bizim burada her yer badem. Görmüş olduğunuz gibi burası ve uçsuz bucaksız binlerce dönüm araziye kurulu badem ağaçları var. İşte bu bademden bademli irmik helvası. Bismillah başlıyoruz. Mehmet, bize ne lazım? Badem. Su lazım hocam. Su lazım. Evet. Tamam. Suyumuzu haşlayacağız. Tamam. Kaynadıktan sonra yavaş yavaş irmiğimizi bırakacağız. Kaç kişilik yapacağız bunu? 30-35 kişilik. İyi güzel. Bakayım. Güzel, yeter inşallah. Yani pastane diliyle binlik bir tepsi aktaracağız. Binlik bir tepsi aktaracağız. Aynen. Bize su lazım, bak su kolay. Evet. Su her yerde var. Evet. Bize olmayandan başla. Olmayan bademimiz. Badem. Ne kadar badem lazım? Ortalama 500 gram gibi bir şey lazım. Bademimiz hazır. Bu farklı, bu farklı. Bize böyle mi lazım, böyle mi lazım? Şunu içeriğine kullanacağız. Şunu da süsleme amaçlı üzerine kullanacağız. Nasıl olsa badem bol diyorsun. Bizim badem buralarda bol. Sıkıntı yani, yok. Kesin. Başka ne lazım? Bademimiz, şekerimiz, katı yağımız, tereyağımız yani sıvı yağımız. Tamam. Suyumuz, bir de kaşarımız. Bu kadar. Kesinlikle. Ha bir dakika, irmik. İrmik. İrmik burada. Ha irmik burada. İrmiğimiz var. Bir dakika. O zaman bademimiz var. Aynen. Şekerimiz var. İrmiğimiz var. Kaşarımız var. Sıvı yağ. Tereyağı. Ve su. Sen hazırlıyorsun o zaman. Evet, ben hazırlayayım. Sen yapıyorsun kardeş. Tamam hocam. Sorayım. Biz de yiyeceğiz arkadaşlar. Ne yapalım? Sizin ne kaderiniz buymuş. Aynen. Şimdi veren el, alan elden üstün. Kesinlikle. Siz vereceksiniz, biz de yiyeceğiz. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bunu kenara alıyoruz. Ocağımızı buraya alıyoruz. Bismillah başlıyoruz. Tuğlu Köyü'nde efsane, şahane bademlerin köyünde badem ezmeli irmik helvası. İrmik helvası yapıyoruz. Ve işte şahane bakır kazanımız geldi, değil mi? Lezzeti tamam. Bakırdan alıyoruz. İlk önce suyumuzu açıyoruz. Cısladı. Cısladı. Sağlı sollu suları döküyoruz. Yani yaklaşık kaç litre döktük? 2 litre. Mısırala şekerimizi şeker var. Tamam. Şekerimizi döküyoruz. Yeterli. Tamam. Yaklaşık 1 kilo 300 civarı şeker aktarıyoruz. Sürekli böyle çevireceğiz. Evet. Kaynatacağız. Ondan sonra irmiğimizi aktaracağız. Tamam. İrmikten sonra yağımızı vereceğiz. Tamam, bu kolay. Bunu ben yapayım mı? Zorları sizi. Kolay iş yapayım da. Sonra da diyorlar ki hiçbir iş yapmıyorum. Yiyorum, içiyorum, oturuyorum diyor. Bak kim iş yapmıyor ya? Kim? Kim? Şurada şu kaslar olmasa. Neredesin? Nasıl söylesene ya. Şu kaslardan bahsedeyim. Şu kaslar olmasa bu nasıl çevirecek? Şu an öyle zor ki bu. Güç lazım bunun güç için. Güç, Seyit anlatsana ya. Tabii ki bunun için öncelikle biraz kaslı olmak biraz lazım. Biraz kas lazım. Şimdi birazdan kaynayacak. Fokur fokur kaynarken şıkır şıkır irmiklerini atacağız üstüne.
Ve suyumuz fokur fokur kaynamaya başladı. Aynen. Artık hazır. Bak 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 nasıl kaynıyor bak. Topak topak olmasın diye yavaş yavaş aktarken karıştırıyoruz. Doğru. Ne güzel renk oldu ha. Adıyaman'ımızın özel un değirmenlerinden çıkan irmikler bunlar da. Rengini de onlardan almaktadır. Aynen. Bu da kaynayacak. Bu sert olacak değil mi? Sonra yapış yapış olacak. Ondan sonra yağımızı aktaracağız. Tamam. Şimdi artık iş sizde. Ben çünkü gerekli şeyleri yaptım fazlasını. En yorucu kısmı ben hallettim az önce. Aynen. Artık. Birazdan da yemesi size düşecek. Siz de bir şey yapın artık yani. Şahane. Devam ediyoruz. Bademi gör şu badem çok güzel ya. Kavrulmuş bir şekilde getiriyoruz. Bu kavrulmuş Ay, mu? Kavrulmuş badem. Daha bir lezzetli oluyor. Yani. Hakikaten şifa kalbe çok iyi geliyormuş sevgili seyirciler. Liflere de çok iyi geliyor. Liflere mi? Aynen. Lif kaynağı. Öyle mi? Ben esmeri fındık ile, ben esmeri fıstık ile, ben esmeri badem ile beslerim. Ben esmeri fındık ile, ben esmeri fıstık ile, ben esmeri badem ile beslerim. Adam boşuna söylememiş, şimdi ben esmeri badem ile beslerim diyorsa faydalı bir şeydir. Hakikaten çok özel bir badem. Bir de sevgili seyirciler şöyle birazdan göreceksiniz zaten etrafı. Hani burada önüm, arkam, sağım, solum. Her yerin badem. Bunlar artık bekliyor. Çağlalığı geçti. Kurumayı bekliyor onlar. Değil mi? Çağlalığı geçti. Yorulduysan Seyit alsın. Seyit var. Seyit, kardeşim yoruluyorsan Allah için bak sana söyle. Söyle, ben buradan abileri falan birilerini çağırayım. Ben bir şey yapamam bak. Gerek kalmayacak. Peki yardım et, ben yapamam, ben yorgunum. İyice görmüş olduğunuz gibi şahane bir hal almaya başladı. Katılaşıyor, böyle yoğunlaştı, kaynamaya başlıyor. Çok bir işi kalmadı aslında değil mi? Yok, az kaldı bir. Kahta çok özel bir yer sevgili seyirciler. Burası da Kahta'ya bağlı, Tuğlu Köyü. Kaç kilometre Kahta'ya? 55 kilometre. 55 mi? Evet. O kadar var mı ya? Var ya. Ana ben uyumuşum ya yolda. Valla. Günde 5 tane badem yiyin diyor mesela özellikle doktorlar. En az 5 tane badem yiyin, kalbinize iyi gelsin. Kalp krizi riskini azaltıyormuş. Seyit yoruldum Seyit. Allah'ın sesi, sesin solun çıkmıyor. Bırak. Vallahi bırak. Seyit bırak. Yordu Seyit valla bırak. Bırak. Seyit lütfen. Seyit bırak ya. Al Allah'ın istersen al şunu ya. Zannetti ben yapacağım. Olacak. Seyit komple işi bıraktı. Hayır ya. Onu bırak. Birazcık da dedim Mehmet yapsın. Yoruldum. Bir şey olmaya alışacağız biz. Tamam. Tamam. Mehmet. Mehmet iyi misin? İyiyim hocam. Mehmet yoruldun. Mehmet bırak. Valla Seyit al. Yoruldum. Ver abi bismillah. Oh ben de. Tamam gel yanıma gel. Yok. Yardım edin ben de. Ha dibi tutmasın. Ne zormuş bunu. Benim yaptığım iyiydi çok sanki. İlk başta iyiydi de bu niye böyle oldu ya? Gördünüz mü bak. Ya Allah. Haydır Allah. Vallahi zor ha. Allah. Oy. Seyit. Tıkandım tıkandım. Bunu yiyince geçecek inşallah. Vallahi. Kurtarabiliriz yağını. Zor. Tamam şu sıra katıyağını veriyoruz. Katıyağı bu aslında tereyağı. Evet. Eridi, sıcaktan eridi. Vay 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 vay. Allah Allah! Sırada ne var? Sıvı yağını vereceğiz. Ama şimdi değil mi? Yok. Allah Allah! Uyanman aman aman. Ah burası Adıyaman. Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman. Sırada ne var? Sıvı yağ. Bismillah. Bismillah. Bereketli olsun ya Rabbim. Tamam. Tereyağını koyduk. Sıvı yağını koyduk. Evet. Ondan sonra da sırada inanmayacaksınız ne var? Bademimiz var. Bademimiz var. Ama kaşar ne zaman? Kaşar şimdi sonra. Çünkü o çabuk eriyor değil mi? Evet. Seyidim. Seyidim maşallah varmış ya. Kaç yaşındasın Seyit? 28 yaşındayım. 28. Mehmet? 23. Vallahi helal olsun. Ben de 29. Kapatalım. Hadi yan 2 geçtin yan 3 geçtin yan 29'u. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Ciddiye alan olmadı yani. Hani espri yapıyor mu diyen bile yok. Bu kadar inanmadılar. Ayıp ya. Bu kadar mı çökmüşüz ya? Güneşten benim bu kırışıklıklar. Bende bir şey yoktu ki. Niye kapattık? Kapattık. Dinlendirmeye bırakacağız. Birazdan bademi vereceğiz. Kaç dakika dinlenecek? Bir 10-15 dakika dinlenmesi lazım. Tamam o zaman türkü söyleyeyim bir tane. Düzlere yar düzlere. Yar zülfüm düzlere. 99 yarem vardı. Sen açtırdın 100 yara. Uyanman aman aman. Ah
Ah burası Adıyaman, alem düşman kesilir. Seni sevdiğim zaman uyanman aman aman. Burası Adıyaman, alem düşman kesilir. Seni sevdiğim zaman, seni sevdiğim zaman. Allah 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 Allah, bu nasıl badem? Vay 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 vay. Tabi bu badem kavrulmuş değil mi? Evet, kavrulmuş badem. Bunu şimdi dinlendirmeye bırakacağız tekrardan. Yine dinlenecek. Aynen. Tamam. Biraz sonra kaşarını vuracağız. Tamam. Ha, en son aşamaya geldik. Aynen. Kaşarını vuracağız. Sonra tepsi hazırlayacağız. Öyle mi? Evet. Ya da tamam, sunumu yapacağız. Ama onun üstüne mi biz bu bademleri koyacağız? Evet, bu büyük bademleri koyacağız. Tüm bademleri. O zaman böyle bir 3-5 dakika dinlensin. Değil mi? Ondan sonra kaşarını verelim. Son halini görelim inşallah. Ve şimdi sırada kaşarları ekleme vakti geldi değil mi? Evet. Şimdi üstüne evet. Ekliyoruz. Buyurun. Kaşarlarınızı, taze kaşarlarınızı. Aslında helvanın sıcaklığıyla birazdan o kaşarların hepsi eriyecek. Cazur cuzur eriyecek. Çok da bekletmedik çünkü onun sıcak olması lazım değil evet, mi? Biraz sıcak olması çok lazım. Var. Ama bu arada yine bu işte küreği sürekli böyle bir çalıştırmak evet, lazım. Mesela... Ben kendimi çok kötü hissediyorum ya valla. Dur ben de yapacağım. Bırak. Biraz yapayım ya tamam bismillahirrahmanirrahim. Bir de bana karışmayın ben öyle bilmiyormuşum gibi ya. Ben yapabilirim. Yok yardım etmek için. Allah razı olsun tamam ama sen izleyici diyor ki bilmiyor mu? Bu oğlan hiçbir şey bilmiyor mu diyorlar. Böyle mi nasıl? Evet böyle alttan alttan yukarı tamamdır. Şöyle. Bu şekilde dinlendirmeye bırakacağız. Gene mi dinlenecek? Tabii. Kaşar tamam. Tam kendi bırakacak ondan sonra. Bu da pek nazlı sürekli dinleniyor. Tamam şimdi buyurun. Şimdi kaşarlar artık içinde tamamen eridi yani artık onlar bütünleşti. Çok az kalan yerler var şuralar. Onlar da iyice içinde eridikten sonra kaşarlar birbirleriyle özdeşleştikten sonra bir aşama daha kalıyor. Üzerine süsleyeceğimiz o şahane kavrulmuş bademleri koyacağız. Tepsiye hazırlayacağız. Siz onu yapana kadar ben de bahçeye gideyim olur mu? Olur. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Yemeyin hepsini bitirmeyin. Tamam hadi görüşürüz. Hemen geleceğim bahçeye gideyim geleyim. Ben neye gidiyorum ki ya? Ben sabahtan beri bunun bütün yapımında bulundum. Ben neye gidiyorum? Hadi yediler ne olacak? Hadi bütün helva yiyen de selamünaleyküm. Aleykümselam. Düşündüm dedim ki kardeşlerimi yalnız bırakmayayım. Dedim ki onlar çalıştılar. Ben de yardımcı olayım onlara. Biz de sunum için hazırlıyorduk. Tamam yemediniz helva. Değil mi ben yokken? Evet, tepsimize koyduk. Evet iyice yayıyoruz. Aslında en havalı hale birazdan bademlerle süslenecek değil mi? Vay. Bayağı böyle mala sıva durumları değil mi? Aynen. Böyle. Üzerine dizleştireceğiz. Kaymak gibi oldu yüzeyi. Sonra da yağlayacağız biraz. Ha yine yağ mı var? Evet. Üzerine yağlayacağız ki çubuklaşmasın kaşarı. Kurumasın diye biraz daha yağ vereceğiz. Allah Allah! Bunu böyle yaptınız evinizde sevgili hanımefendiler. Ondan sonra eşinize mesela böyle işte artık adını mı yazarsınız? İşte oğlunuzun adını mı yazarsınız? Yavrunuzun, kızınızın adını mı yazarsınız? Size kalmış. Bizim buranın Tuğlu'nun şahane lezzetli bademleriyle üstünü süsledik. En son halinde görmüş olduk. Allah'ım çok güzel görünüyor ya, yemin ediyorum. Bu şimdi veriyorum. Yemek için bekleyeceğiz mi? Yok. Evet onu bekleyelim. Beklemeyelim hiç. Ne bekleyelim? Hemen bekleyelim. Hani dinlenmesine fırsat vermeyelim daha. Yok. Yeteri kadar dinlendi. Ama şu hareket de çok güzel ha. Bu hareket nerede öğrendin? Teyze oğlu. Ne güzel yaptın. İş yerinde. Biraz sıcaktır. Tamam. Sıcaksa o zaman şöyle tutalım. Bakayım. Vallahi sıcak. Şöyle gösterelim. Sen de elini altından tut şöyle. Sevgili seyirciler, Adıyaman Kahta Tuğlu Köyü'nün şahane, efsane bademlerinden yapmış olduğumuz bizim buranın bademli irmik helvası. Çiçek dalında her şey yerinde güzel. Gelirsiniz bu bademleri yerinde yersiniz ama tatlıyı derseniz evinizde çocuklarınızı ailenize yaparsanız tam böyle anlattığımız gibi. Buyurun afiyet olsun, bereketli olsun. Kahta Tuğlu'dayız. Buyurun gelin beraber olsun. Sevgili seyirciler, dertlilere deva, hastalara şifa, olmazsa olmaz bizim Tuğlu Köyü'nün şahane bademlerinin arasındayız. Sertaç abimle beraberiz. Sertaç abi mükemmel bir yer burası. Aslında bademler oldu, çağla bademler oldu ama kuru bademler daha olmadı değil mi abi? Olmadı daha. Onları... Eylül'ün ilk haftası inşallah hasat. Ve kardeşi Serhat. İsterseniz şöyle geçin siz de. Bu bademin hikayesi nereden başlıyor? Sonbahar ayından itibaren hasattan sonra
başlıyoruz. Hı hı. Kış ayında yağmur ve kar haricinde genelde bahçenin içerisinde illayhe uygulamalarımız var. Badem çok ilgi isteyen bir ağaç çeşidimiz. Zor değil mi badem? Çok zor. Çocuk gibi düşünün. Öyle mi o tüm kadar? Bitkiler, tüm ağaçlar öyle ama badem bu konuda biraz daha hassas. Evet. O yüzden devamlı iç içe olmak gerekiyor ve ilgilenmek gerekiyor. Bunların bir cinsi var mı biliyor? Ferodol ve Ferognes. Ferognes dişi diye tabir ettiğimiz. Ferodol da erkek diye tozlayıcı olan. Ha, dölleyici olan o tozlayıcı. Ferodol, evet. Mesela tozlayıcı. Kaç tane dişi? Bu parselimiz 2'ye 1. Yani iki sıramız Ferognes. Bir sıra da tuzlayıcı Ferodol'du. Diğer parsellerimiz ama bire bir. Bir sıra Ferodol, bir sıra Ferognes. Böyle olmak zorunda değil mi abi? Muhakkak. Yani dişi erkek olacak. Evet, tozlama. Çünkü vallahi, eğer tozlama eksikliği olursa meyve alamayız. Tabii bu eksikliği de gene arıyla. Arı da çok önemli. Öyle mi? Arıyla tamamlıyoruz. O arı mı taşıyor abi onların için? Tabii. Sertaç abi, kurban olduğum Allah. Birini eksik etse var ya badem yiyemeyeceğiz. Kesinlikle abi. Bir zincir düşünün. Evet. Her birisi bir zincirin bir halkası. Bir olmazsa diğer olmaz. Hı-hı. Her gün diyor ki doktorlar, günde 5 adet en az badem yiyin badem, diyor. Mantıklı. Yani çok şifa. Evet. Şimdi hani bal yiyen baldan usanır da Serhat abi sen usandın mı bademden, doğru söyle. Yok. Vallahi. Yok, çünkü her açıdan faydalı ve tüketilmesi gereken olması olmazlarımızdan. Sertaç abi kaç dönüm yer var? Yaklaşık 7500 dönümlük bir maşallah. 7500 dönüm. Hı-hı. Bir şey söyleyeceğim. Tabii ki saymak imkansız da yani yaklaşık kaç badem ağacı vardır? Şöyle dönüme 40 tane ağaç. Hı. Abo, ben onu hayatta hesaplıyorum. Evet. Benim matematik... Hesapladığımız zaman 280-300 bin ağaca yakın bir... 300 bin badem ağacı sevgili seyirciler. Kahta, Tuğlu'da 300 bin badem ağacı sadece bu bölgede var. Peki badem ihtiyacını Türkiye karşılayabiliyor mu abi? Şu anda %30'unu. O kadar lazım. Evet, Adıyaman zaten Türkiye'de dikim alanında birinci sıraya yerleşti. Mevcut bahçelerin hepsi ürüne geçtiği zaman tabii mevcut üründe de birinci sıra yerleşecek. İnşallah. Şu anda Türkiye'de üretilen yerli badem Türkiye ihtiyacının %30'unu. O kadar. Evet. Yani aslında bir %70 biz dışarıdan mı alıyoruz? Kesinlikle yani? Zaten bu ithal bir üründü. Hı hı. Biz bu ürünü Türkiye'de yani kendi ihtiyacımızı burada gidermek için bu işe giriştik. Biliyorsunuz tarımda sürekli alternatif ürün arayışımız var. Badem de bu ürünlerden bir tanesiydi. Hı hı. İthal edilen bir üründü. Aha. Bu bölgemizde hem iklim itibariyle hem de toprak yapısı, coğrafi konumu itibariyle bademcilik için uygun bir bölgeydi. Dolayısıyla bu işe başladık. Ya bademcilik bundan 50-60 sene önce var mıydı? Bademin ana vatanı bu bölge. Değil mi? Hatta şeyi siz gezdiniz tarihi yerleri. Evet. Buradaki Kumagene Krallığı'na ait bir mezar açıldığında mezarın içerisinde bir tarafta değerli eşyalar, diğer bir tarafta ise badem alıntıları bulundu. Bu da binlerce yıl öncesinden bu bölgenin ticaret ürünü olduğunu gösteriyor bademin. Evet. Bölgemizde bu Ferognes, Ferodol çeşidi değil de yerli bademlerimiz tarla sınırlarında, dağda, tepede, her yerde zaten yüzlerce çeşidi mevcut. Abi aslında bir şey söyleyeceğim. Hani bademin ana vatanı o zaman. Ana yani vatanı. Bir 2000 yıl, 3000 yıl önce de mezarlardan çıkıyorsa ana vatanı burası. Kesinlikle buradan yani? Avrupa'ya gidilmiş, oradan ıslah edilmiş, biraz da iyileştirme yapılmış. Ondan sonra tekrar farklı bir isimden bize geri bir de bizi satmışlar. Kesinlikle. Bir de bizi satıyorlar. Ya şu an 50 bin dönüm arazi genel Adıyaman çevresinde, Adıyaman ili içerisinde 50 bin dönüme yakın. Fazla. Fazla mı? 80-90 bin. Oo maşallah. Ulaştı. Buna bağlı olarak tabii badem üretimi yaygın olunca bunun beraberinde sanayi getiriyor. Hı. Şu anda Adıyaman Kağıtlı'da 7-8 tane badem işleme testleri açıldı organize sanayilerde. Hı. Tabii beraberinde endüstriyel ürünler de çıkacak. Bu gelişecek. Bir şey soracağım. Evet. Bu şu an yersen dişini kırarmış. Çağla dönemi bunun tamamen geçtiği için şu an ancak kırarak. İç badem olarak tüketim aşamasına geldi. Peki Eylül geldi. Bunların bir toplama makinesi var mı? Böyle sallayıp düşecek mi? Nasıl olacak abi? Silkeleme makinesi diye tabir ettiğimiz sırta takılan var. Tabii değişik şeyler var. Traktöre takılan var. Kendinden dalı silkeliyor. Olanlar. Evet. Dalı silkeleme ile alta brander seriliyor. Silkeleme makinesi zaten genelde kalmıyor. Tek tük kalsa da çalışanlar sırıkla kalanlarda. Tek tük kalırsa bekliyor. Haber verin biz gelir alırız yeriz. Başımızın. Tek tük burada 300 bin ağaç var. Evet. Tek tük kalsa 300 bin badem eder. Ne olacak canım bir tane kalsa evde. Allah bereketini versin. Vallahi şahane, çok güzel. Çok sağ olun. Çok özel bizim Tuğlu köyünün efsane bademlerini. İnşallah sizler de yerinde görürsünüz. Gelirsiniz i̇nşallah. Güzel köye hem i̇nşallah. Gezersiniz hem de Sertaç abi size ikram eder inşallah. İnşallah. Yok, kapımız açık. Eylül'de toplanmaya başlıyor. Ne zaman sofralarımıza gelir? Bir ay sonra. Bir ay sonra. Bir ay sonra. Hasattan bir ay sonra. Çeşitli işlemlerden şu yeşil kabuğu soyulduktan sonra, kurutulduktan sonra sert kabuğuyla ondan sonra sofraya gelir. Abi kırmızı. Bereketli olsun.
Sevgili seyirciler, Kahta Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'nde okuma yazma kursundayız. Nuriye Hocam şu anda okuma yazma bilmeyen ablalarıma okuma yazma öğretiyor. Yeni başlamışlar, bir mezununu yapmışlar, mezun etmişler. Şimdi artık ikinci mezunlarda değil mi Nuriye Hocam? Birinci mezunlarımızı verdik. Kursumuz bir ay sürüyor. İnşallah önümüzdeki ay bu bayanlarımızı da mezun edeceğiz. Hocam bir şey söyleyeceğim. Sınıf başkanımız kim, başkan kim? Sultan abi. Kız sen başkanlığını mı ilan ettin? Evet. Başkanlığını ilan ettin. Kendim. Kimse seni seçmedi. İlk ben geldiğim için. Ay süpersin ya. En kıdemlisi şu anda Sultan ablam. Değil mi? Aynen. Kursa ilk gün gelen ablamız. Sultan abla nasıl karar verdin? Hocam olmuyordu. Okuma olmuyordu değil mi? He, şu anda biraz önce bunlar hocam. Bir mesaj gelir. Kime göstereceğim? Mesaj diye gelmiş. Mesajı okuyamıyorsun. Aynen. Tabii, haliyle doğru. Aynen. Çünkü iletişim çağındayız. Peki doğru. Çok haklısın. Bak ne güzel söyledin. İletişim çağındayız. Çocuklar okuma yazma biliyor mu? Hepsi hocam. Maşallah. Hepsi. Ne kadar oldu abla başlayalım? 2 sene önce gittim. Şu harlandamayı ben çıkamadım. Ha iyi. Bu sene 2 tane mezun oldu. Diğerlerde lise. Ben artık gelebilirim diye ben kendim karar verdim. Vallahi helal olsun. Bir de karar verdiğin yetmedi. Bir de kendi sınıf başkanı ilan ettin. Kendim diyorum ben başkanı ilan ettim. Aynen. Öyle başkanımız sensin. Başkan yardımcım bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Kaç gün oldu? 2 gün oldu hocam. 4 gün. Maşallah. Yeni başladık bursa. Evet. Hepimiz öğreniyoruz. Öğrenmenin yaşı yok zaten. Doğru. Biz de her gün bir şeyler öğreniyoruz. Aynen. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Yani mecbur hocam. Hangi harfi öğrendin? Hocam A'yı öğrendim, K'yi öğrendim, N'yi öğrendim. Neyi öğrendin? Ne. N'yi öğrendin mi? Evet. Tamam. K'yi öğrendin mi? Evet. Valla. Yazıyor musun onları aynı? Yazıyorum. Valla sana helal olsun ha. P yazdın mı? P. T. P'ye gelmedin. Yok. T'ye geçmedim hocam. Ha onlar son burada. Sıra yazabiliyoruz. A. Yani. Ana yazabiliyor musun ana? Ana. Anam anam. Garip anam. Sen yoksun yanımda. Kime dert yanam. Anam anam. Ana yazıyor mu ana? Yazamıyorum daha. Yazamıyorum. O zaman öğreneceksin. Daha yeni başlamışsın. Çünkü 4 gün oldu ama çok yeniyiz. Başkanım çok istekli. Başkan yardımcımız da öyle. Ben ilkokul mezunuyum. Maşallah. Harika. Ama hatırlamak için. Köyde okuduğum için gerçekten gelişmedik bir şey yapamadık. Şu sen normalde ilkokul okudun aslında. Evet. Ama hatırlaman lazım. Kendini hatırlamak kendini geliştirmek için. Çünkü ben çocuğu hastaneye götüren bir ameliyat gerekti. Benim elime bir liste verdiler. Bunu doldur dediler hocam. Dolduramadım. Vallahi helal olsun sana. Ama şimdi gelip onu geliştirmem için doldurmam gerekiyor. Bravo, her maşallah. Her zaman eşimi nerede bulacağım? O yüzden buradayız. Başkan yardımcımız Safiye Hanım'la konuştuk. Evet. Başkanım. Sultan. Ha Sultan Hanım, seni bilmez miyim ya? Zil var mı burada? Var, da? Kaç dakika? Var, zil çalıyor mu? Bazen zil çıkın bir havalı. Çıkın bir havalı. Nereye çıkıyorsunuz? Kapıya. Yok, yukarıya çıkıyoruz. Dışarı çıkmıyoruz. Dışarı çıkmak yok. Bakmaya çıkıyoruz. Kaç saat? Bir 5 dakika 10 dakika. Hayır, bu toplam kaç saat buradasınız gün içinde? 9'da geliyoruz, 12'de gidiyoruz. Öğlene kadar. Öğlene kadar. Sen sabahçısın o zaman? Evet, sabahçıyım. Ben öğlenciyim. Ben öğrenciydim ben. Yani. Sabah kalktın, kahvaltı yapıyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Aynen. Evde kimse yok. Kızlar var. Kızlar var, onlar zaten ev işini yapıyorlar. Aynen. Kızlar ders de yok şu an. Ne diyorsun, kızlar ben okula gidiyorum. Aynen. Gidince yemeği bile hazırlıyorlar. Allah! Harika ya, çok güzel. Ya size maşallah ya. Vallahi gurur duydum size ya. Sultan abla, efendim? Hanımların yaşı sorulmaz da. Yani hele bir 30 falan var mı sen? 40'ım hocam. 40. Vallahi maşallah. Senin de başkan yardımcısı da o civarlar herhalde. Ben de 39. 30 bir 40'lık yani. Tamam, o başkan olduğu için bir yaş büyük. Başkan olduğu için tabii onun büyük olacak da. Allah daim eylesin enerjinizi. Çok yenisiniz daha. Biz de inşallah bir dahaki geldiğinizde sizleri böyle mezun öğrenmiş olarak mezuniyetinize geliriz. İnşallah. Türkü söylerim mezuniyetinizde. İnşallah. Hocam gene bir tane patlatayım. Gene bir tane patlatayım. Yani güzel bir şey söyle. Nasıl güzel acılı bir şey? Acılı bir şey olmasın acılı. Anam geldiğimizden beri acı yiyoruz. Nasıl acılı söylemeyeyim? Her yemeğin yanında küçük küçük o biberlerden var. Yok, acı biberler. Yok hocam, zaten Adıyaman her yeri acı. Sen güzel bir şarkı söyle, böyle tatlı bir şey olsun. Kan edibi mağarale havard ley 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 ley. İplik sardım kara gale, öldüm diley 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 diley. İplik sardım kara gale, öldüm diley 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 diley. Ben dedim yakın ovale, havar diley 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 diley. Felek saldı ırağa
lale. Döndüm diley 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 diley. Ben dedim yakın olam ne havar diley 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 diley. Felek saldı ırağa ne öldüm diley 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 diley. Felek saldı ırağa ne öldüm diley 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 diley. Hey grup! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.